Yeni Gün TV ekranlarında spor haberleriyle sizlerleyiz. 28 Kasım 2023 Salı, İzmir VG bölgesinde öne çıkan spor haberlerini sizler için derledik. Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay Başkanı Murat Pervane, Çorum'da verilmeyen penaltılarla ve kırmızı kartlarla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Trendyol 1. Lig'de son olarak deplasmanda Çorum FK'ya 3-0 mağlup olan Altay'ın başkanı Murat Pervane, "Var mı yok mu?" başlığıyla kulüp sayfalarına yazdığı yazıyla hakem hatalarına tepki gösterdi. Akıl almaz hakem hatalarının müsabakaya gölge düşürdüğünü iddia eden Altay Başkanı Pervane, iki penaltılarının verilmediğini, rakiplerine çıkmayan kırmızı kartları gündeme getirdi. Başkan Pervane, "Bazı kulüpler için VAR protokolü hemen devreye girerken, kulübümün lehine karar verilmesi gereken pozisyonlarda VAR devreye girmemektedir" ifadelerini kullandı. "O zaman sorumluluğum gereği yetkililere ve sorumlulara soruyorum. VAR protokolü, TFF'nin yetki kuralları ve MHK, adil oyun var mı yok mu, tüm yetkili ve sorumluları göreve davet ediyor, müsabakaların adil yönetilmesini sağlamalarını ivedi olarak talep ediyorum" açıklamasında bulundu. Göztepe'nin yeni Bulgar teknik patronu Tuzla Spor maçında kadroda önemli değişiklikler yaptı. Trendyol 1. Lig'de 13. haftasında evinde Tuzla Spor'u 2-0 yenerek Süper Lig yolunda yeniden umut tazeleyen Göztepe'de yeni teknik direktör göreve gelir gelmez değişimlere gitti. Bulgar teknik adam en önemli değişimi defansta gerçekleştirdi. Atınç Nukan'ı Tuzla Spor maçında yedek soyunduran Bulgar çalıştırıcı, haftalardır ilk 11 yüzü görmeyen Tarkan ve Nielsen ikilisini defansın göbeğine yerleştirdi. Son maçlarda düzenli olarak forma giyen savunmacı Ümit de Tuzla Spor karşılaşmasında yedeğe çekildi. Göz gözde haftalardır sakatlıklarla boğuşan Cezayirli hücum oyuncusu Bilal de yeni teknik patronun dümene geçmesiyle formasına kavuştu. Karşıyaka'da yeni teknik direktör Recep Umut 2-2 yaparak camiayı şampiyonluk havasına soktu. Kafkaf gelecekten umutlu. Karşıyaka'da keyifler yerinde. Hürriyet Kerkit ve Efeler 09'u yenerek tekrar çıkışa geçen ve zirve yarışındaki iddiasını ortaya koyan Kafkaf'ta moraller yüksek. Üst üste iki maçını da kazanmayı başaran İzmir ekibinin teknik direktörü Recep Umut, Efeler 09 maçının teknik analizini yaptı. Geriye düşmelerine rağmen maçı kazanmak için riskler aldıklarını belirten genç teknik adam, "Sonuç olarak hem mücadele ruhu yüksek hem de oyun anlamında keyif veren bir futbol ortaya koyduk ve galibiyetle taçlandırdık. İlk 11 oynayan, oyuna sonradan giren ve süre almayan tüm oyuncularımın pozitif enerjisi bu galibiyette önemliydi. Tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum. Ayrıca ortaya konan bu güzel mücadele ve futbolun arkasında yöneticilerimizin gerek hafta içerisinde antrenmanlarda, gerekse maçlarda yanımızda olması, Karşıyaka'ya gönül veren tüm taraftarlarımızın desteği yatmaktadır. Yaktığımız bu meşaleyi sezon sonu hep birlikte havaya kaldırmak istiyoruz" dedi. 28 Kasım 2023 Salı, İzmir'de Spor Ekstra programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.